Nazgem Tele Gökhan bir derbi gününden hepinize merhabalar diliyorum arkadaşlar. Bugün günlerden pazar bildiğiniz üzere Beşiktaş Galatasaray derbisi oynanacak ve maç Beşiktaş'ın stadında oynanacak. Vodafone Arena'da oynanacak. Vodafone Park Stadyumunda oynanacak. Ee, arkadaşlar lütfen ilk başta like atın. Like atmadan yorum yapmayın lütfen. İlk ricam sizden budur. Bugün Galatasaray a Beşiktaş karmasıyla online'da bir mücadele yapacağız. Ee, arkadaşlar maç kaç kaç biter sizce skor tahmininizi alalım. Ee, ben fikrimi söylemeyeceğim. Ben sizlerden yorumları bekliyorum. Anket kısmı da var. Ankete de gidip katılabilirsiniz topluluk kısmında. Ama öncelikle şu güzel mücadeleyi yapalım. 5 ee, tane tane Beşiktaşlı futbolcu, 6 tane de Galatasaraylı futbolcudan oluşmak üzere bir kadro oluşturacağım. GS, şeklinde kadroyu oluşturdum. Onun dışında da arkadaşlar şimdi size göstereceğim. Takımını özelleştir kısmında formaları da ilkinde Beşiktaş formasıyla oynayacağız. Bunu da belirtelim. Ne Beşiktaşlı futbolcularım darılsın ne Galatasaraylı. İlk başta şöyle alt tane Galatasaray futbolcusunu yerleştirmem lazım. O yüzden e, açıkçası Muslera ile başlamak istiyorum. Şöyle Muslera'yı aldık. E, onun dışında Luindama benim bir tane daha oyuncum olsun. E, Ryan Babel ile Falcao forvetlerim olsun. 2-4 tane Galatasaraylı oldu. E, Lemina, Enzonzi olsun. E, diğeri şimdi seçmeyeceğim. Beş taşlı oyunculara göre şekillendirmeyi düşünüyorum. Şimdi Reboşo ile başlayalım. Bakalım arkadaşlar maç kaç kaç bitecek. Lütfen yorumlar kısmına düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Hemen şöyle Reboş'u aldıktan sonra da yerleştirelim. Ee, başka kimler var kimler yok. Victor Ruiz almamız lazımmış. Onu gördüm şimdi. Victor Ruiz. Evet Victor Ruiz'ü de aldık CB pozisyondan. Çok güzel. Devam edelim. Beşiktaş'tan Diaby almamız lazımmış. Abdullah Diaby gerçekten çok hızlı bir forvet. Ee, en Enkudu kaldı ve Elneni kaldı. Enkudu Enkudu Aa bu arada bir dakika. Enkudu nasıl gözükmüyor? Tamam şimdi bulacağım herhalde. Arkadaşlar gürültü falan geliyorsa kusuruma bakmayın. Elimde olan bir şey değil. Enkuduyu bulmam lazım benim. Acaba e, ismi nasıl yazılıyor ya? Gerçekten bulamazsan şu an e, biraz sinirleneceğim gibi. Elneniyi alalım ilk başta. Elneni de Beşiktaş'ın futbolcusu çünkü. Şöyle orta sahadan neyle başladık? Şöyle bir şey yapsak. Ya buradasın sen ya. Bu kadar düşük olacağını gerçekten düşünemedim senin Enkudu. Ne kadar yordun bizi. Şöyle Enkudu'yu aldık oyuna. Mücadelemiz başlasın. Online oynamayı düşünüyorum. Bakalım online'da nasıl bir mücadele çıkartacağız. 15 kalibet, 3 mağlubiyetimiz var. umarım bizi zorlayan rakipler gelmez. Tamamen şansa olarak oynayacağız. Derbini tahminini lütfen gene dediğim gibi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Ben heyecanlıyım derbinin nasıl geçeceği konusunda bundan sonra 15 kırpaçta gene bu sefer peste bunun karmasını yapacağım. Lütfen orada da beklemede kalın. Yani fena bir rakip gelmedi. Rakime başarılar diliyorum. Messi'li, Salahlı, Neymar'lı, Ronaldo'lu, Beyli, Vutlu. Daha bugüne kadar hiç oynamamış o rakibini rakibim çok formda. Malum internet kasmaz. Oyuncuları acaba hepsi yüz mü? Ya abi ne geçiyorsun ki yani? Onu kadrosunu görmek istemiştim. Şimdi oyuncularımın hız konusunda problemleri var. Bunu söyleyebilirim. Diaby, Babel gelmedi. Ruiz, Muslera, maça fena başlamadık. Diaby, Enkudu top gelmedi. Yalnız defansta sıkıntılar bayağı yaşayabilirim bunu belirteyim. Muslera. Şimdi bir uzun top. En çok oynamayı sevdiği toplardan biri Diabbi. Gel abi kimse yok. Batshuayi takıldık. Salha indirmemeleri gerekiyordu ki maalesef gol yedik. Yani gerçekten e, üzüldüm. Şu pozisyonu Golovacı o kadar çok belliydi ki. Abdullah Edi abi. Abdullah Edi ismini tam olarak bilmiyorum. Ruiz. Lemina. Hemen gönder. Abi hemen vurman gerekiyor senin. Yani biraz daha düşük kadro ile çıkınca bu tarz rakiplere karşı gelmek zor. İndirmem lazım. Salah yine indirem. Topu gene alamadık. Ronaldo 2-0. Şuradan bir geri dönüş gelir mi ya? Çok hata yaparak oynuyorum bu arada. Burada da indiremedi topu ya. Orada Markao muydu? Luyundama'ydı Luin, herhalde. Markao dedim ben de. ve i̇nanın rakibim karşısında o kadar kötü başlamama rağmen iki tane gol yedim. Rebocho. Bale. Arkadaşlar bunun tüm oyuncuların yüz olduğu kesin. Falcao abi Diaby'nin önüne yavaşça bıraksan zaten golü atacak. Yere indirecek topu ve oyun taktiği çok belli ya. Şimdi topu indirmem gerekiyor. Hadi abi neyi bekliyorsun? Çok sinirliyim şu an arkadaşlar cidden. Yani bana göre hak etmediğim bir mağlubiyet yaşıyorum şu an. Bat şu gene sala. Luyunda ama ne yapıyorsun sen? Arkadaş inanılmaz hatalarla oynuyorum şu an. 2-0. Buradan bir gol gelsin ya. Maalesef arkadaşlar çok varlık gösteremedik şu takıma karşı. Offside olması lazım. Ya resmen rakip bizle dalga geçe geçe 3-0. Ya şu seviyede arkadaşlar yapmamamız gereken her şeyi yaptık. 3-0 şu an mağlupuz. Oyunu çevirmem çok çok zor. Çünkü takımın gücü çok yetersiz. 3 Üç şut 3'ü de gol. %60'a 40 öndeyim ama bunlar gerçekten fayda eden şeyler değil. Ya burada arkadaşlar işte Dreaming Soccer'da kadro kalitesi gerçekten çok çok önemli. Kadro kaliteniz yoksa, hızlı oyuncularınız yoksa adamı zaten defans arkasına attı. Her top gol oldu. Maalesef hiç bir varlık gösteremedik. Gareth Bale, Luis Suarez değişikliği yaptılar ve hücum Ağırlıklı oynamaya devam ediyorlar. Bakalım neler olacak. Gerrit Bey. Buradan dönmemiz zor. Hatta zor değil. imkansız özür dilerim. Yani soru orada bırakın. Şimdi elini buradan gol gelir. Ryan Babel. Hadi Babel. Ryan Babel. Ve Rahim Babel. Garanti almak istedim o derece düşünün. Rahim Babel. Kaleci gerçekten çok büyük bir hata yaptı. Rahim Babel. 3-1. Güzel oldu bu ya. Muhammed Salah. Virgil van Dijk. Ronaldo. Çok tehlikeli geldiler. Enzonzi Luyendama indirmem lazım. İndiremedim. Şimdi Ryan Babel'e doğru. Ryan Babel golü gidiyor. Ryan Babel. Ryan Babel 3-2. Mükemmel bir maç oluyor. Geri dönüş harika oldu 3-2. Şu an gerçekten işler yolunda. Ryan Babel show, Bu sefer asist Enzonzi'den geldi. Ryan Babel skor 3-2 geldi. Umarım şu online maç bir golü daha bize nasip eder. Evet. Bu arada iki gol atmama rağmen sadece bir tane gösteriyor. O da çok ilginç. Enzon Zim devam. Orada tamam. Sıkıntı yok ya. Ne yaptı? Hücum oynamaya devam edecek? Anlamadım ki. Muhammed Salah. Luis Suarez. Umarım hata yaparsın. Neymar. Tekrardan Neymar Luind ama Adamsın Ruiz. Enkudu. Ah oradan golü çıkarabilseydik iyiydi. Şimdi çok tehlike geldiler Gomez. Neymar'a doğru. Luindama. Çok kritik müdahale. Şimdi gole doğru gidiyor muyuz? Diabbi. Diabbi gole gidiyor. Diabbi kaleci. Arkadaşlar Şut özelliği çok düşük olduğu için kaçırdı. Şimdi elini ortası Diaby. Gol gene gelmedi. Çok ilginç. Şu pozisyonu harcadığıma inanamıyorum. Ve şimdi kontra şansı Neymar. Çok tehlikeli geldi. Çok tehlikeli geldi. Atamayanı atarlar. 4-2. Yani Diaby'nin kaçırdığı pozisyon inanılmaz. Kırılma anıydı ya. İşte arkadaşlar burada biraz önce de bahsettim. Oyuncu kalitesi çok çok önemli. Ve maalesef Lemina bu sefer Diabbi'yi tekrar kaçırdık. Diaby, Diaby hata yaptı. Diaby yani biraz önce atsaydın keşke be. Keşke biraz önce atsaydın yani kırılma anıydı gerçekten. Biraz önceki pozisyon atmış olsaydı her şey çok farklı olabilirdi. 4-3 ve mücadeleyi kazanan rakibim oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Ben de iyi bir iyi bir oyun ortaya koymaya çalıştım ama arkadaşlar gerçekten rakibin yüz olduğunu daha önceden de söyledim. Çünkü oyuncu kalitesinden bunu bayağı belli ettirdi. Ee, benim için kötü oldu. Çünkü DLSO sıralamam düştü. Onun dışında da e, şurada açıkçası halen yükselme için şansım var. 5 maçta kaç puanım varmış benim. 3-6 puanım var. 3 5 maçın 3'ünü daha kazanmam gerekiyor ki bir üst lüge Umarım bunu başarabilirim. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki kadar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.